kapaklı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin, yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Yapın mı salata? Yetiştirebilir misin? Yetiştiririz Ayşegül Hanım. Jet Abdullah Usta. Hadi bir salata da alalım o zaman. Tamam, o zaman salata da yapalım şöyle. Yetiştirecek mi gerçekten? Salata mı istiyorsunuz? Salata istiyoruz, evet. Bakalım afçılığını görelim usta, ustalığını görelim. Hemen tamam. Jet hızıyla bakalım nasıl bir salata hazırlayacaksın bizlere. Tamam, şöyle bir bakalım ne yapabiliriz şöyle. Çabuk ol ama. Evet, dolabımızda ne vardı? Güzel böyle marulumuz var, onu aldık. Şöyle evet, yarım alsak herhalde bizim işimizi görecek. Hatta çeyrek bile yeter. Yeterli olacak şöyle. Güzel bir yıkasın. Bakalım hızlı bir şekilde neler yapabiliriz sevgili. Bakalım neler yapabilecek. Bakalım gerçekten usta mı? 6 ayda anlamadık, şimdi anlayacağız efendim. Usta mı değil mi? 6 aydır anlamadın mı? 6 aydır anlamadım efendim. Çok şimdi yanlış olmuş. Bakalım salatayı hazırlayınca anlayacağım. Evet. İyi bir usta mı değil mi? Tabii ki evet. Görünen köy kulağımız istemez efendim. Öyle değil mi usta? Aynen öyle. Büyüklerimiz hakikaten böyle bu özlü ve güzel sözleri boşuna söylemiyorlar. Şöyle yeşil şöyle, yeşil. Evet. Şimdi sevgili cilemi limonlu. Şöyle... Güzel bir salata yiyelim. Şöyle ilk önce sevgili izleyicilerimiz göbeği güzelce bir şekilde şöyle göbeği doğrayalım. Göbeği güzelce bir şekilde doğradıktan sonra tabağımızın içine şöyle bir alalım. Göbeğimiz çok güzel bir görüntü olacak şöyle. Hı hı. Hızlı bir şekilde çorbamızı kapatabiliriz Ayşegül Hanım. Tamam. Ve ne yapıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? Şöyle çorbanızdan eğer biraz mısırınız artmışsa onu da şöyle üzerine gelecek şekilde ilave edelim. Ondan sonra şöyle havuçumuzdan biraz şöyle artmışsa onu da ne yapıyorsunuz? Şöyle kenara gelecek şekilde şöyle evet, bir ben döküyorum. Ben sıkıştırayım dedim ama sıkıştıramadım galiba. Kiminle aşık atıyorum efendim? Aşçılarla aşık atılır mı hiç? Evet. Hemen bakın 2 dakikada ortaya çıktı salatamız. Evet şöyle... Domatesimizden sevgili izleyicilerimiz hemen şöyle kenara gelecek şekilde. Şöyle ben bu marul salatasını da çok severim, böyle bol limonlu harika oluyor. Şöyle. Etin yanına da muhteşem tabii ki, biliyorsunuz dedik ki et yerken muhakkak ne yapalım, bol bol salata tüketelim, yeşillik yiyelim, salatalık yiyelim. Biraz fazla tüketelim diyorsun tabii, değil biraz mi? Fazla tüketmekte her zaman fayda var, bol bol yiyebilirsiniz. Kilo alacağım diye bir derdiniz de yok. Salata yediğiniz zaman salata kilo aldırmıyor çünkü. Aynen öyle. Şöyle yani biberlerimiz de sevgilerimiz. Şöyle kenarına gelecek şekilde bir koyalım. Ondan sonra kalan biberimize şöyle. İnce ince bir doğrayalım. Onu da şöyle. Tekrardan sadece iki kenarına gelecek şekilde bir koyalım. Evet. Şimdi ben bir tane dolabımızdan bakalım neyimiz var Ayşegül Hanım. Hadi bakalım neyimiz var. Dolapta neler varsa ortaya çıksın efendim. Bir gelsin bakalım. Salatamıza renk katsın. Salatamıza dahil olsun. Evet. Şöyle hemen sevgili izleyicilerimiz elimizin altında bulunan malzemeden şöyle hızlı bir şekilde evet. Salatamızı hazırlayacağız. Bir adet salatalık çıktı. Evet, şöyle. Şöyle güzelce bir şekilde ilk önce süslemek için birer dilim alalım salatalığımızdan. Ondan sonra şöyle bir salatalığımızı
gördüğünüz gibi. Onu da şöyle jülyen şeklinde. Evet, yarım jülyen. Evet. Şöyle bir doğrayalım. Ve salatalığımızı da ne yapıyoruz? Şöyle tekrardan tabağımızın kenarına gelecek şekilde şöyle bir koyalım. Şöyle şunu koyalım. Tamam. Şöyle çok hafif biraz soğanımızdan da sevgizcilerimiz fazla olmayacak şekilde. Şöyle sadece bir kenarına şöyle bir koyalım. Ve ondan sonra bir adet de limonumuzu. Şöyle. Güzelce bir şekilde böyle doğrayıp kenarına gelecek şekilde şöyle dilimlerimizi koyalım. Ve kalan limonumuzla şöyle bir süsleme yapalım. Şöyle bol limonlu, marullu salatamız hemen hazır. Ve şöyle üzerine şöyle biraz limon suyumuzu, hemen biraz da şöyle yağımızı sevizcilerimiz. Hemen hızlı pratik bir şekilde gördüğünüz gibi salatamız hazırlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili izleyenlerimiz, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yarın yine inşallah sağlıklı olursak, Allah canımızı almazsa diyoruz. Aynı saatte sizlerle buluşuyoruz. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.